Ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum Sentopya'da. Adım adım yürüyorum her yeri, bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi, yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken, bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle, yıkama ve benimle. Benimle gökyüzüdür gittiğim yer, uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim, boş ver nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Tarafını seçmek. Altıncıya ne yazdın? Bakayım. Ne diyorduk? Onu çözmek biraz zamanımı aldı ama sonunda dedim ki... Ne? Dedim ki... Ah, olamaz. Kapat yaşımı lütfen. Daha az görüntülü fırtınalar gördüğüm oldu. Bu tam bir rezillik. Hiçbir işimizi yapamayacağız. Mutlaka gidebileceğimiz sessiz bir yer olmalı. Hayır, olmaz. Neden olmasın? Burada hiçbir şey dağıtmayız. Burası benim sığınağım, yalnızlığımın kalesi. Bir grup kızın burayı kulüp evi yapmasına izin veremem. Bizim burada ne yapacağımızı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Kızlar ne yaparsa onu işte. Çay partileri, yastık savaşları, kolilere makyaj yapmak gibi şeyler. Bu sadece hafta sonları olur. Hadi ama tek ihtiyacımız çalışmak için sakin bir yer. Ama burası seninle benim gizli yerimiz. Buna birini daha eklersen burası kalabalıklaşmış olur. Ve ben bunun olmasını istemiyorum. Buraya tıkıştırdığın onca çer çöple burası zaten ben gelmeden önce de bayağı kalabalıktı. O buraya sadece çalışmak için gelecek. Hepsi bu. Ve belki sadece bir poniye makyaj olabilir. Merhaba. Merhaba. Vay canına. Bütün bunları burada tutuyorsunuz ve kimse burayı bilmiyor, öyle mi? Hayır. Vincent burada bir dinozor klonlayabilir ve kimse fark etmez. Hadi gel, sana etrafı gezdireyim. Hepsi bu kadar. Beğendin mi? Şuraya otursana. Hayır. Affedersin. Tabii otur. Orada genelde ben oturuyorum ama... Neyse, otur, tamam, otur. Peki şu uygun mu? Evet, şey... Oraya da genellikle ayaklarımı uzatırım ama şey... Belki de odamıza dönmeliyiz Mia. Hayır hayır, gerçekten hiç sorun yok. Otur lütfen. Gerçekten teşekkür ederiz Vincent. Evet şey, kusura bakmazsanız şimdi ben de kendi yerimde kendi işlerimle ilgileneyim. Evet, 147. sayfada mıydı? Evet. Gürültü için özür dilerim. Yine oldu, affedersiniz. Neden bu gürültücü çekici getirdim bilmiyorum. Bunu bilerek yapıyorsun değil mi? Hayır, kendi yerimde hep ne yapıyorsam yine onu yapıyorum. Haklısın, burası senin gizli yerin ve ben buraya kimseyi davet etmemeliyim. Biz gidelim de sen de rahatça çalış. Hayır, kalmanızda bir sorun yok, tamam. Lütfen kalın siz burada. Gerçekten mi? Sanırım onu eğlendirmen gerekecek. Sentopya arıyor. Ne? Beni onunla yalnız bırakmayacaksın öyle değil mi? Sadece birkaç dakikalığına. Tuvalet molası. Birazdan dönerim. Merhaba Mia. Şifreni söyle. Su. Her yerde su var. Onun bulunduğu yer evi olan adalar. Merhaba arkadaşlar. Hey, merhaba Mia. Bakın ne yapıyorum. Bunu yapabileceğini biliyorduk. Ben başka bir perinin... Her neyse, boş verin çocuklar. Merhaba hocam. Seni özledim. Hala bir şey olmadı. Yine dene. Su kümbeti hafta boyunca sorun çıkardı. Sudan söz etmişken şunu dinleyin. Su, her yerde su var. Onun bulunduğu yer evi olan adalar. Politeus. Hey, onu biliyorum. Hadi. Bunu gördün mü? Tabii ki hayır. Vay canına. Politeus'un adası buradan çok daha büyük görünüyor. Hızlıca arayın ve görünmemeye çalışın. Burada olduğumuzu kimse bilmese iyi olur. Belki Politeus'u gördü mü diye sorabiliriz. Bunun onun için bir değeri yok ki. Sadece bizim aradığımızı öğrenene kadar. Bunu öğrendiği anda dünyadaki en değerli şey olur. Evet, sanırım haklısın. Sen ne dersin Onca? Hey, bu da ne? Ah! Merhaba. Aa! Sizi benim güzel adama getiren şey nedir acaba? Hayır, bunu ben halledeceğim. Sen Politeus'un mağarasına girmenin bir yolunu bul. Ben bize biraz zaman kazandıracağım. Bir şey mi arıyorsun? Merhaba Politeus. Biz seni görmeye geldik. Bir şey satmaya ya da almaya niyeti yoksa kimse beni görmeye gelmez. Bunun dışındakiler izinsiz girmiş olur ve beni çok rahatsız ederler. Biz onlardan değiliz. Bizim sana özel bir sürprizimiz var. Gerçekten mi? Bana ne getirmiş olabilirsiniz? Oo, altın boynuzlu tek boynuz. Ne hoş bir sürpriz gerçekten. O değil. Tamam, istemiyordum zaten. Bekle. Biz belki de sattıklarınla ilgileniriz. Ne dersin? Tamam, bu olur. Beni takip edin. Mia, Onca, oraya girmem lazım. Politeus'u durdurun. Bekleyin. Hı? Aa, bu harika şey de ne böyle? O bir kapı zili. Belki de ne olduklarını duymuşsunuzdur. Bu kadar yeter. Affedersin. Geçelim mi? Vay canına. Ne kadar çok. Ivır zıvır. Evet. Enteresan şeyler var. Politeus. Bu nedir? Aa, bu çok önemli bir parçadır. Bunu bizzat ben düzelttim. Tamirat işlerinde çok iyiyimdir. O şu anda sahip olduğum en değerli şey olabilir. Proteus. Evet. Vay canına. Ne kadar güzel bir çeşme. Evet. Onu bulduğumda sadece eski bir heykeldi. Ve sen onu bu hale mi getirdin? Ben su konusunda uzman sayılırım. Şu anda buna paha biçilemiyor. Ama onu bu tek boynuz karşılığında verebilirim. Onca, dikkatli ol. Hey, mallara dikkat et. Eğer kırarsan hepsini ödersin. Eminim bir sorun yoktur. Aferin hocam. Neyse ki kırılmamış. Ya arkadaşın aradığını bulabilmiş mi bakalım ha? Mo! Davetsiz misafirler hakkında söylediklerimi hatırlıyor musun? Ama sana bir şey getirdik. Bir ödül. Ödül mü? Ne için? Baban Kral Raynor bize biraz yardım ettiğin için sana bir ödül vermek ister. Evet, sanırım sizi bir iki sıkıntıdan kurtardım. Bir tören olacak mı peki? Tabii ki. Hem de büyük bir tören. Tek yapman gereken kralın huzuruna çıkıp sembolik para vermen. Biliyordum. Perilere asla güvenemezsiniz. Bu asil bir taciri onurlandırma amaçlı ticaret. Eminim sunacağın her şeyi kabul edecektir. Herhangi bir şey diyorsun. Güzel. Çok güzel. Çok çok daha güzel. Oo. Sanırım ona bu güzel şeyi verebilirim. Evet, bu mükemmel. Belki ben sana saraya kadar eşlik ederken Mo ve Yuko önden gidip hazırlıkları tamamlayabilir. Sen de git, Yuko ve Mo'dan ayrılma. Ziyafet de olacak mı acaba? Olsa çok güzel olur. Tabii ki. Ziyafet olmadan tören olur mu hiç? Hadi gidin, çok arkanızda kalmayız. Öyle değil mi Proteus? Sen öyle diyorsan. Tatlım hadi uyan. Babacığın küçük bir seyahate çıkması gerekiyor. Hadi. Kaplumbağam pek mutlu görünmüyor Proteus. Çünkü karnı aç. Normalde uzun bir seyahatten önce burada otlardı. Ama görünüşe göre bu artık mümkün değil. Bunun sebebi Panthea. Toprağı bu hale getiren o. Sorun yok. Yol boyunca kaplumbağama yiyecek buluruz. Hadi. Baba, ziyafete ihtiyacımız var. Ve bir törene. Mo, prens olduğunu biliyorum ama aynı gün bir ziyafet ve tören istemek sence doğru mu? Annen seni gerçekten çok bozdu. Hayır, bu Proteus için. Proteus mu? Bu uzun bir hikaye ama onda bir trompetus parçası var. İşim başımdan aşkın. Su kümbeti hala çalışmıyor. Onu tamir edene kadar saldırılara açık durumdayız. Bu uzun sürmeyecek. Ve trompetus parçası da onda. Çok güzel. Ama eğer o yılan Proteus çizgiyi aşarsa... Onu izleyeceğiz. Oraya götürün. Tamam ama düşürmeyin. Parti planlama konusunda bilgin var mı acaba? Neden durdun? Kaplumbağamın karnı aç. Hadi gidelim. Ne aptal yaratıklar. Burada dün taze ve yeşil yiyecekler vardı da o yüzden... Panthea'nın Sentopya'ya yaptıklarını nasıl olur da görmezden gelirsin? Ben siyasetle fazla ilgilenmem. Siyaset mi? Adayı yok etmek siyaset mi oluyor? Perilerle Panthea arasındaki ilişki beni ilgilendirmiyor. Şimdi gitmeliyiz. Tatlıcık, aptallık yapma. Tatlıcık... Aptallık yapma. Sen ne yaptın? Kaplumbağana yiyecek buldum. Bunun için ödeme yapmam. Gerekmiyor zaten. Siz periler ne tuhafsınız. Gözcü raporları doğruymuş. Su kümbetleri çalışmıyor. Şuna bak. Altın boynuzlu tek boynuz. Bu onu yakalamak için harika bir fırsat. Aslında altın bir fırsat demeliyim. Çünkü onun boynuzu... Boş ver. Fadıl, hiç yardım etmiyorsun. Tabii ki ediyorum. Bandosuz tören olur mu? Bence olmaz. Hey, bagetlerin nereye gitti? Bir şey eksik. İzleyici kitlesi. Hey periler, bize yardım edebilir misiniz? Tamam, sen orada dur ve seni de şuraya alalım. Siz üçünüzü de şuraya yerleştirelim, tamam mı? Sadece bir kalabalık gibi hareket edin. Evet, sen ne düşünüyorsun? Bir şey daha lazım gibi. Tamam. İşte bunun gibi bir şeyler. Zaman bitti. Ne? Evet Politeus. Seni seviyoruz Politeus. Bu söz verdiğiniz gibi bir törene benzemiyor ama. Politeus. Eminim daha iyi olacaktır. Geçelim mi? Bu böyle daha fazla devam edemez. Kral Rainer'e ulaş ve bu konuyu hallet. Ne oldu Mo? Sadece katıl. İşte sana ödülünü takdim edeceğini söylediğim Politeus burada. Evet, şöyle bir bakalım. Politeus, ne desem öncelikle... Sen her zaman perilere yardım etmiş olan ve yaptıklarınla takdirimi kazanmış özel birisin ve bu durumda... Evet, bu ve daha başka birçok sebeple Sentopya bugün seni onurlandırma gururunu yaşıyor, öyle değil mi? Evet, evet, harika. Affedersin, affedersin. Şimdi Kral Rainer'a hediyesini vermelisin. Evet ve sadece bunun için bile seni Sentopya şövalyesi yapmaktan mutluyum. Amaç onurlandırmak değil, bu bir hile. Hayır Politeus, tam olarak öyle denemez. Ama bu işte bir hile var. Benden ne elde etmek istiyorsunuz? Cadı saldırısı. Gidelim. Onço. Ve su kalkanımız hala bozuk. Su mu? Bakalım seni yaramaz şey. Ejderhalar. Gideceksen en azından bize o parçayı ver. Senin için bir değeri yok. Ama senin için değerli değil mi? Sadece değerli değil. Sentopya yakında buraya gelirken yolda gördüğümüz kurak yerlere benzeyecek Politeus. Parti ayı durdurmaya yakınız ama... Bunu yapmak için sendeki o şeye ihtiyacımız var. Mia, hadi. Hazırda olan bütün perilere ihtiyacımız var. Onca, sen sarayda kal. Ben hemen döneceğim. Pekala Politeus. En iyi yaptığın şeyi yapma zamanı. Çok fazlalar. Bana altın tek boynuzu verin, hepinizi serbest bırakayım. Ha? Kaçamazsın. Bu cadılar misafirlik sınırlarını fazlasıyla aştılar. Onlara kapıyı gösterme zamanı geldi. Yakalayın onları. Ah, daha çok su gerek. Çabuk. Bu sana yeter mi? Hakan düzelmiş ama nasıl? Bunu sonra merak et. Sadece içeri gel. Aa, geri çekilin. Geri çekilin. Onca? Onca nerede? İçeriği kontrol edelim. Proteus, eğer Onça'yı aldıysan... Onça nerede? Tek boynuz. Beni bir şeyle mi suçluyorsun? Hayatım, eğer bir şeyler çalacağımı düşünüyorsan... beni hiç tanımamışsın demektir. Su kalkanını sen tamir ettin, öyle değil mi? Belli ki biri tamir etmiş. Şimdi izninle eve gideceğim. Şu metal parçasını nerede bıraktım acaba? Ah tamam. Sanırım bir yerde düşürmüş olmalıyım. Çok sakarım. Hadi! Sanırım hiç olmayacak biriyle artık arkadaşız. Arkadaşlıktan söz etmişken beni bekleyen iki arkadaşımı daha fazla bekletmemeliyim çocuklar. Hoşça kal Onca. Görüşürüz Mia. Bir dahaki sefere görüşürüz. Biri bana yardım edebilir mi lütfen? Lütfen. Hey. Dur nasıl çalıştığını göstereyim. Hadi şimdi şapşal surat yap. Hadi. Sanırım bu yeterince şapşalcı. Evet. O zaman seni de görelim. Şapşal surat uzmanı olan sensin. Pekala yapıyorum. Ah. Sevinç gözyaşları. Şimdi bu filmi seyredelim mi? Dövüş sahneleri hariç seyrettiğinizle aynı. Eğer bu film bitmeden değiştirirsen buradaki bütün bilgisayarları suya sokarım biz. İşte gerçek bir prens de böyle yapardı. Bir defasında Mo demişti ki... Mo kim? Sadece biraz tanıdığım biri. O da mı burada okuyor? Pek sayılmaz. Hey, başka mısır kaldı mı acaba? Oh. Hey! Yemin ederim bunu bilerek yapmadım, tamam mı? Düzelteceğim, tamam. Merak etmeyin, tamirat işlerinden iyi anlarım. Mo anlar mı? Banyo arkada mıydı Mia? Evet, eğer banyo tanımın biraz genişse öyle. Şaka yapıyor olmalısın. Ne? Bu Mo denen herife karşı duygularım var. Hayır yok. O bir peri masalındaki bir karakter. Evet, burada öyle. Ama bunun içinde o gerçek, o cesur, akıllı ve esprili biri. Ve benim ona karşı bir duygum yok. Kim için? Mo için mi? Bana onu detayıyla anlat. Hadi dökül. O bir çeşit prens. Evet, iyi başlangıç. Ve o hayvanları korur. Aktivist gibi mi? Evet, sayılır. Uçmayı sever ve herkes ona gıpta eder. O uzun ve güçlü... Hayali. Dışarı çıkalım ve daha fazlasını anlat, olur mu? Tamam. Ama ona karşı bir duygum yok. Tamam. Vincent kesinlikle seni kıskanıyor. Ne? Anlamıyor musun? Sen ne zaman Mo'dan bahsetsen saçları diken diken oluyor. Ama bu çok komik. Vincent sadece arkadaşım. Ve Mo da öyle. Bundan emin misin? Hangisinden? Seçimini yap. Dinle, Vincent'la biraz yalnız konuşmalıyım. Evet, eminim öyledir. Yo, hayır öyle değil. Ben sadece her neyse boş ver. Mo mu arıyor? Sentopya sadece Mo'dan oluşmuyor. Hemen döneceğim. Merhaba Mia. Şifreni söyle. O mutlu perilerin yüzdüğü yerde bulunacak ve açılana kadar yerinde kalacak. Affedersiniz, kusura bakmayın. Burada olman her zaman çok hoş Mia. Şaşırtıcı ama hoş. Zamanla şaşırtıcı olmasına alışıyorsun. Vay canına, bunlar eskiden yeşil değil miydi? Büyük orman kurudu. Parıltılı polen tarlaları soldu. Yakında geriye bir şey kalmayacak. Fadıl iş başında. Majesteleri haberler iyi. Trompetus neredeyse tamam. Sadece bir iki parça kaldı. Tamam, gidip bulalım o zaman. Mia, kehaneti söyle. O mutlu perilerin yüzdüğü yerde bulunacak ve açılana kadar yerinde kalacak. Rialto nehrinde boydan boya yüzerdik. Orası olabilir mi? Bu çok geniş bir alan demek. Bakın bu işe yarayabilir. Bu bir casus türbünü. Son yaptığımdan 10 kat fazla büyütüyor. Ayrıca gözünü çizme olasılığı 1/3'den daha az. Sanırım teşekkür etmeliyim. Hadi gidip eskiden yüzdüğümüz yeri kontrol edelim. Bol şans genç periler. Bunda bir karınca bile boğulmaz. Ne yapalım? En azından yemek depolarımız güvende. Ama yeri yürü yetişmiyor efendim. Pantea toprağımızı kuruttu. Yardıma ihtiyacımız var. Kim yardım edecek? Tek boynuzlar mı? Pantea onları uzağa sürdü. Perilerden yardım istesek majesteleri? Bizi kimsenin görmemesi gerekiyor. Kendimizi diğer perilerden ve canlılardan gizlememiz gerek. Bizler ormanın gizemli korucularıyız. Peri sarayına nasıl gidiliyor? Galiba yüzyıllardır devam eden utangaçlığımızı kenara bırakma zamanı geldi. Periler ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. Bazıları bunu daha çabuk kenara itebiliyor. Vay canına, buradan Pantheon'un verdiği zarar daha çok görünüyor. Burası ormanın en yoğun kısmıydı. Sizler burada mı yüzüyordunuz? Burası en sevdiğimiz noktaydı. Umarım kehanette bahsedilen yer burasıdır. Hey Mo, nasıl sallandığımızı hatırlıyor musun? Sanırım bunu yine yapamayacağız. Oh, ana istiridi. Trompetus parçası. Yeri doğru tahmin ettiğimiz kesin. Sadece nerede olduğunu tam bilmiyor. Tek boynuzlar. Uzun zamandır bir sürü görmemiştik. Ne yazık ki içmeleri için hiç su yok. Zavallı şeyler. Durun, gitmeyin. Delirdin mi? Suyumuzu böyle tüketemeyiz. Yoksa savunmasız kalırız. Susuz kalmalarına izin veremeyiz Mo. Buraya gel Yuko. Bize yardım et. Suyum bitti. Benim de. Dağılıp şu trompetus parçasını bulmamız gerek. Burada savunmasız bir şekilde daha fazla kalmak istemiyorum. Bizim hiçbir kralımız bugüne kadar siz perilerin huzuruna saklanmadan çıkmamıştır. Sanırım bu durum hala değişmiş değil. Ama ihtiyacımız çok büyük. Yıkımla karşı karşıyayız ve sizden yardım istiyoruz. Bu şey çalışmıyor. Hiçbir şey duyamıyorum. Keşke Onçao burada olsaydı ve çorak alan için bize yardım etseydi. Size söylemek isterim ki dost bir krala yardım etmek bana onur verir. Ben size... Fadıl? Sen burada kalamazsın. Niyetim burada kalmak değil ama bir düşününce tabii yani... Evet, çok iyi bir fikir bu. Hayır, burada sadece bir tane bana yetecek yer var. Fadıl, kral bizim misafirimiz. Onun için elimizden geleni yapacağız. No. Efendim, burada eviniz düzeltilene kadar kalabilirsiniz. Bizim olan sizindir. Burada bize mutluluk vereceksiniz. Çok teşekkür ederim Kral Rainer. Bu sadece kötü bitebilir. Bunu bir yere yazın lütfen. Ah, bu sarayda sadece ben kalabilirim. Sanki saatlerdir arıyormuşuz gibi geliyor. Ben pes ettim. Burada trompetus parçası yok. Onçao daha önce hiç yanılmadı. Arkadaşlar, size de hiç izleniyormuşuz gibi geldiği oldu mu? Neden saldırmıyorlar? Sen de şu şomazın. Olamaz. Tek boynuzları alamazlar. Olamaz. Onlarla her şekilde savaşın. Koş Onçao, koş! Faydası yok, onları durduramayız. Ne yapacağız şimdi? Onları izleyin, yolda bir şey düşünürüz. Onçao, biz gelene kadar kimseye görünme. Perilerin kralı ve ailesi için 3 oda hazırlattım. Sence bu yeterli olacak mı? Biz geldik. Hoş geldiniz pan dostlu... Ben yedek yastıkları getireyim. Oo, ortam güzel. Sevdim burayı. Bütün köyümü getirdin yani. Evet, biz panlar çokluk güvenliktir deriz. Oh. Hayır, hayır, hayır! Şuraya bakın, Panthea'nın sarayı. O tek boynuzları kafes gibi bir yere sokuyorlar. Kaç tane koruma var? Bakmama izin ver. Sayılamayacak kadar çok. Kafes gizli gibi. Tam göremiyorum. İnanamıyorum. Ne? Sürüyü görüyorum. Bütün tek boynuzlar yaşıyor. Bu inanılmaz. Ben de görebilir miyim? Şu tanıdık görünüyor. Liria! Yaşıyor mu? Onu hemen kurtarmalıyız. Hadi, bekleyin bir dakika. Boynuzu yok. Diğerlerininki de alınmış. Hoca da onlara ne yapmış böyle? Onları hemen almamız gerek. Oraya giremeyiz. Çok fazla cadı var ve bizim suyumuz yok. Ama onları orada bırakamayız. Eğer yakalanırsak onlara ne faydamız olur ki? Mo haklı. Önemli olan Liria'nın yaşıyor olması. Onca annesine kavuşabilecek. Ama ona söylemeyin. Annesini kurtarmaya çalışabilir. O zaman ne yapıyoruz peki? Yapabileceğimiz tek şey... Son iki trompetus parçasını bulup bir araya getirmek. Ve trompetusu Panthea'nın yüzüne öyle sert çarpacağız ki kendine ne çarptığını anlayamayacak. Hadi Onçay'ı alalım. Yapacak çok işimiz var. Seni bıraktığımız için özür dileriz Onçao. Ama seni gerçekten mutlu edeceğine inandığım bir şey bulduk. Ama önce trompetus parçasını bulmalıyız. Anlıyor musun? Buradaki her yere baktık. Kurumuş kabuklardan başka hiçbir şey yok. Aa! Mia, elin. Sadece bir kesik. 2 saniye cesur olmaya ara verip sana yardım etmeme izin verir misin? Mo, bu gerçekten sorun değil. Tamam, daha iyi mi? Teşekkür ederim. Olamaz. Hey, şu kabuğa bak. Açılana kadar. Kehanette de bu vardı. Demek bir istiridye kabuğundan bahsediyormuş. Hoca, bir istiridye kabuğunda. Of, onu nasıl açtın? Tek boynuz damlasıyla ama sadece 1-2 tane kaldı. Onça, buraya gel oğlum. Tamam, kendini zorlaman gerekmiyor. Hangi kabuk? Çabuk ol Onçao, cadılar geliyor. Onçao için geri geliyor olmalılar. Odaklan Onçao, hangi kabuk? Çok zamanımız yok. İşte o. Şimdi yine dene ocağı. Rahatla. Son damlamız. Doğru olsa iyi olur. Sık şunu hemen. Evet, başaracağını biliyordum. Çabuk sarıl ve hemen gidelim. Buraya. Çabuk çabuk hadi. Eğil. Saklan saklan saklan. Çabuk ol. Buraya. Hadi hadi hop hop. Sizi rahatsız ediyorlar. Öyle değil mi? Biliyordum. Onları kovmak ister misiniz? Ha? Oh! Ne oldu burada? Hadi 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 koşun koşun koşun. Hadi. Onça. Onça, senden bir şey rica edeceğim. Lütfen Pan alemine gidip ortamlarını özel metodunla düzeltebilir misin? Evet, böylece misafirlerimiz eşyalarını toplayıp evlerine dönebilir. Sizi misafir etmekten keyif almadığımızdan değil. Keyif mi? Neredeyse uyuz olmak kadar eğlenceliydiler. Dönüp ağaçların arasında saklanmayı ne kadar istediğinizi biliyoruz. Orası sizin yuvanız. Eve gidiyoruz. Bunu kaç defa yapmış olursa olsun bana her defasında inanılmaz geliyor. Kralınıza bize yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür borçluyuz. Panlar, saraya dönerek teşekkürlerimizi iletmeliyiz. Buna gerek yok. Evinize dönmüş olmanız teşekkür sayılır. O zaman bu küçük arkadaşımıza teşekkür etmeliyiz. Lütfen bizim en nadide ürünümüz olan bu keklik üzümlerinden al. Bunun geçici bir çözüm olduğunu biliyorlar değil mi? Onçao hep buraya gelemez ve tek boynuzlar olmazsa... Tek boynuzlar gelecek. Çok yakında. Bu doğru. Elin nasıl? Daha iyi. Evet, sadece bir trompetus parçası kaldı değil mi? Doğru. Doğru. Bu sadece bir kehanet kaldı demek, tekrar döneceğim. Hazır olacağız. Prensin nasıl? Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama sen haklıydın. Vincent ben... Hey, bu benim için sorun değil. O bir prens. Kanatları var, sivri kulakları var. Onunla kim rekabet edebilir ki? Bu kadar uzun süren şey nedir burada? Tamamdır. Hadi filmin sonunu izleyelim. Şu meşhur prens bilmem kimle, kontes bilmem kime ne olduğunu ben de çok merak ediyorum. Gitmemi ister misin? Hayır. Panthea'nın teklifi. Tamam, elleri kavuştur. Sorun ne şimdi? Sorun asla birlikte olamayacakları. Ve ikisi de bunu biliyor. Bu çok üzücü. Asıl üzücü olan bu 2 saatimin asla geri gelmeyecek olması. Yine mi? Ama daha yeni geldim. Nereden yeni geldin? Ha, bu şey daha şarj olmuş olamaz. Daha yeni taktım. Ne şeyi? Biliyorum ama ışık yandığına göre bana ihtiyaçları var. Kim? Bak, bu büyük bir risk. Eğer bu şey çalışmazsa oradan geri dönemeyebilirsin. Geri mi? Şansımı denemeliyim. Sadece tek bir trompetus parçası kaldı ve yeni kehaneti öğrenmeleri gerek. Kimin neye ihtiyacı var? Siz ikiniz beni çok korkutmaya başladınız. Şu şey neden parlıyor? Merhaba, Bola burada. Hala odada ve ne olup bittiğini anlayamıyor. Sanırım tam olarak şarj olmadan işlem izni vermiyor. Olamaz. Vincent, ya şarj edemezsem? Beni oraya yollayacak kadar gücü var mıdır? Fazla güç istemez. Eminim yetecektir. Merhaba Mia. Şifreni söyle. Kuzey ve güney, batı ve doğu. Son parça hızlı geçer yolu. Ah! Bilezik! Olmadı. Bilezik yoksa geri dönemem. Vincent, bir yolunu bulman gerekiyor. Lütfen bul. Mia kayboldu. Kaybolmadı. Sadece şey oldu. Molekülerize oldu. Molekül ne? Bu da ne demek? Bak, sakin ol, tamam mı? O bunu her zaman yapıyor. Ama bu bir sorun olabilir. Hadi ama, gerçekten soruyorum, nereye gitti? Gizli bir kapı falan mı var? Tamam, otur şuraya. Açıklayacağım, gel. Bu, kitapta geçen diğer dünyaya açılan bir kapı. Mia saklanmıyor. Yani o aslında şu anda bu diğer dünyada bir yerde. Anladın mı? Kesinlikle anlamadım. Evet, işte Mia da bu yüzden sana bunu anlatmamıştı. Kafa karıştırıcı bir durum. Yani boş ver. Hayır Vincent, geometri kafamı karıştırır ama bu tamamen başka bir düzey. Doğru. Ama işin önemli kısmı şu ki eğer bunu güçlendiremezsem Mia buraya geri gelemez. Tamam, biz de güçlendirelim o zaman. Ne? Bunları duyduğunda kafayı yemen gerekmiyor muydu? Şimdilik bunu olduğu gibi almaya karar verdim. Kafayı yeme ve inanmama kısmı biraz beklese iyi olur. Onça? Onça! Buraya nasıl gelebildin? Gizli tüneller senin için güvenli değil. Bu kadar önemli olan şey neydi? Üzgünüm ama başka bir tek boynuz bulacağını sanmıyorum. Şimdi olmaz. Yalnız olduğunu biliyorum ama şimdi biz periler yanındayız, öyle değil mi? Meşgul mü? Neyle meşguller? Sanırım yukarıda bir sorun var. Gidelim. Mia, dikkat et. Aa, bu ciddi görünüyor. Hiç sorun yok. Ben iyiyim. Bir şey var mı Paddle? Kuru. Hepsi bu kadar. Çalışan tek bir püskürtme sistemi bile yok. Neler oluyor? Su kalkanlarının kuruduğu her defasında doğudan daha fazlası geliyor. Daha fazla ne? Herkes hemen saraya dönsün. Hadi. Durun, Mom. Neler oluyor? Mia, çabuk! Olamaz! Cadılar! Evet, hem de hepsi geliyor. Hadi, çabuk! Sahip olduğumuz suyu savaşçılara bölüştürün ve bir damla bile ziyan etmemelerini söyleyin onlara. Batı devriyesi saraya dönsün. Hepsi geri gelsin. Onçao nerede? Biliyorsun Pantheon'un esas hedefi o. Burada. Mia, sana ihtiyacımız olduğunda hep buradasın. Kehanet var mı? Son Trompetus parçasını bulmamız çok önemli. Kuzey ve güney, batı ve doğu. Son parça hızlı geçer yolu. Efendilerim, Pantheon neredeyse ulaşmak üzere. Sadece birkaç dakikamız kaldı. Pantheon mı? O kadar kaybedecek zaman yok. Son parça az yol almışsa hala ilk başladığı yerde olmalı. Yani Pantheon'un Trompetus'u ele geçirip parçalarını ayırdığı yerde. Son parça Pantheon'un sarayında. Ve en iyi kısmı da şu, Pantheon evinde yok. Ve biz de Pantheon'un ordusunu meşgul edeceğiz. Tünele gidiyoruz hemen. İyi misiniz kraliçem? Bana bugün o altın boynuzlu tek boynuzu getirin. O zaman çok iyi olacak. Pantheon bu tüneli biliyor olamaz. O hiç hissetmeden burnunun ucundan geçebilmelisiniz. Sorun olmaz. Dahi anne. Bunu hayatın pahasına koru. Mo, yeterince suyun var mı? Duydun mu Onça? Bunu benim korumamı istiyor. Bol şans Onçao. Son Trompetus parçasını sadece sen bulabilirsin. Ayrıca bu çocukları beladan da uzak tut, tamam mı? Hadi. Herkes beni takip etsin. Biz Pantheon'u elimizden geldiğince geciktireceğiz. Güçlü ol Raynir. Saldırıyorlar. Yapamazsın Mo. Bir şey yapmam lazım. Yardıma ihtiyaçları var. Aa! Onlara yardım yollamanın bir yolunu buldum. Güven bana Mo. Gelmek üzere. Tamam. Umarım haklısındır Mia. Tam tahmin ettiğim gibi. Kuraklık peri sarayına ulaşmış ve su kaynakları kurumuş. Periler, son teklifimi dinleyin. Altın boynuzlu tek boynuzu verirseniz size dokunmam. Kabul etmezseniz sizi yok ederim. Cevap verin. Çok güzel. Cevap verelim o zaman. Ah! Saldırın! Ama yavaş yavaş korkuyu hissetmelerini sağlayın. Ama efendim, emirleri benim vermem gerekmiyor mu? Sadece ordunu yönetmene izin vermiyorum diye mızmızlanmayı kes. Çocukça davranıyorsun. Evet kraliçem. Su tek boynuzunun mağarası mı? Tek boynuzların ataları ne olup bittiğini bilmeliler değil mi? Onlar daha önce perilere hiç yardıma gelmediler ama her şeyin bir ilki vardır. Gidelim. Su tek boynuzu Sentopia'yı terk etmemiştir öyle değil mi? Onu kim suçlayabilir? Eğer buradaysa bunu duymuştur. Su tek boynuzu. Sentopia ölüyor. Tek boynuzların çoğu gitti. Sentopia'nın tek umudu periler ve onların da sana ihtiyacı var. Lütfen yardım et. Bize yardım edecek kimse yok. Kendi başımızayız. Bir şansımız olabileceğini düşünmüştüm. Hey, sorun yok. Başaracağız ya da savaşacağız, değil mi? çok kalabalıklar. Kaderimiz son trompetus parçasına bağlı. Bunu tekrar yapmalıyım. Şşş. Onca, Fadıl, burada bekleyin. Onca, sen burada kal. Antea tamamen çılgın değil. Geride bazı muhafızlar bırakmış. Bu hala sahip olduğumuz en iyi fırsat ama. Ha? Tek boynuzlar. Lilya ve diğer tek boynuzları burada tutuyorlar. Şimdi onları kurtarma şansımız da var. Kesinlikle. Eğer Onçao annesinin burada olduğunu anlarsa çıldırır. Odaklanmasını sağlamalıyız. Mia, sen Onçao'yla saraya gir ve onun trompetus parçasını bulmasını sağla. Biz tek boynuzları serbest bırakıp sizinle yine burada buluşalım. Ben ne yapacağım? Sen Mia ve Onçao'yla git. Trompetus parçası bulununca hızlıca onları bir araya getirirsin. Gidelim, hadi gidelim. Bol şans. Sana da. Kurtarmamız gereken bir dünya var. Aa, evet, ben gitsem iyi olur. Onlar bize öncülük edecek. Gidelim. Bunu sevmedim. Çünkü çok kolay oldu. Kolay olmasında ne sorun var ki? Kolaylık iyidir. Aa. Ha! Şşt, affedersin. Onca, sen şu tarafa bak. Ben ne yapmalıyım? Sende cadı var mı diye bak. Merhaba. Hoşça kal. Boo. Sorun yok. Yardım etmeye geldik. Ama bunu açamıyorum. Lilya. Seni buradan çıkaracağız. Ne dediğini anlayamıyorum. Mo, sanırım bizi uyarmaya çalışıyor. Belki bunu yapmamalısın. Başardım. Bu sorun olacak. Bu iyi değil. Hiç iyi değil. Sorun yok. Beni hatırladın mı? Beni seviyorsun. Hatırladın mı? Ay, yakaladım onu işte. Hayır, Fadıl. Seni kötü kedi. Onca, Fadıl, gidelim. Ay. Au. Teşekkür ederim Onca. Gidelim. Onları geçmemiz mümkün değil. Bu mükemmel. Benimle gelin. Hadi. Burası neresi? Sanırım bir cadı yuvası. Cadı yuvası mı? Delirdin mi sen? Bizi burada aramak akıllarına gelmez. Sessiz ol ve gizlen. Yuko ve Mo, neredesiniz? İşe yaramıyor Mo. Buradan asla çıkamayacağız. İşte buraya kadar tatlım. Hayır, olamaz. Suyumuz bitti. Çekiliyoruz. Geri çekiliyorlar. Birlikler ileri. İşlerini bitirin. Ateş tek boynuzu. Rüzgar. Toprak. Ve su. Neden Mia'nın bununla bir ilgisi olduğunu hissediyorum ben? Başka tek boynuz kalmadı dediğini sanıyordum. Ama bunlar biraz farklı kraliçem. Geri çekilin. Beni buradan çıkar. Hayatım, bugün birdenbire çok güzel bir güne dönüştü. Umarım Mia için de öyledir. Sanırım cadılar bıraktı. Bence biz de öyle yapmalıyız. Hayır, bunu yapamayız Fadıl. Son trompetus parçası tam burada. Bu arada unutmadan sen Sentopia'yı kurtaran ilk pan olmaya çok yakınsın. Bu nasıl hissettiriyor? Herkes sana keklik üzümü getirecek. Hepsini yiyebilecek miyim? Hı. O zaman ne duruyoruz? Harika. Bir fikrim var. Tamam. Her şey sırasıyla şöyle olacak. Tamam, oldu işte. Hala çalışmıyor ama. Bir dakika. Doğru bağlanmamış. Ha! Evet. Düğmeye basayım mı? Hayır, yapma. Olamaz. Mason, hep böyle akıllı olmak zorunda mısın? Oça, Fadıl, saklanın ve beni bekleyin. Mia, hayır! Vincent anne. Vay canına. Vincent, oraya dönmem gerekiyor. Neden? Perilerin bana ihtiyacı var. Periler mi? Sonra açıklarım. Şu an tehlikedeler. Hemen oraya dönmeliyim. Tamam. Bu perilerin tehlike altında olması demek senin de tehlikede olduğun anlamına geliyor değil mi? Hey, bu gerçekten de iyi bir soru.